Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gene gittik hayvanları yemledim. Elbistan'a gittim. Elbistan'daki evimize bakayım dedim. Ama afet şu an halen evlere girmeye müsaade etmiyor. Çünkü kontrol yapılması gerekiyormuş. Kolonlarını falan. Öyle girilmesi gerekiyormuş. Biz de uyalım. İşimiz zaten insan kapalı alanlara girmekten korkuyoruz. Gittim Elbistan'a geldim. Elbistan'ı biraz çekmek istedim ama vicdanımız el vermiyor. Elbistan, insan üzülüyor. Elbistan çocukluğumuzun geçtiği, gidip alışverişimizi yaptığımız, çarşımız, gezdiğimiz, kendimize kıyafet aldığımız, üst baş aldığımız şehirdir. Gidip yemek yediğimiz, arkadaşlarımızla çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz şehirdir. Ama o şehrimiz ne yazık ki şimdi 3'te 2'si çökmüş. 3'te 1 tanesi de sarsıntı halinde kalmış. Onu da herhalde yıkarlar, bilmiyorum. Yıkılır çünkü çoğu bina hasarlı hep. Çok insan da vefat etti. İkimizi yaralı. Allah herkese sabır versin diyecek bir şey yok. Arkadaşlar koyunları satayım dedim. Herkesten özür diliyorum. Koyunları satmayacağım. Yani takipçiler olsun, gerek ki ailem olsun, gerek ki abim olsun. İşte moralim bozuk diye koyunlarını o şekil ucuz. Niye satacaksın, niye emeğini vereceksin? Sen 16 yıldır hayvancılık yapıyorsun. Geceli gündüzüne kattın ki o mevkiye gelesin. O hayvanlara sahip olasın. Tutup bir çırpıda atmak da insanın moralini bozduğunu biliyorum. Çünkü ben hayvanlarımı çok seviyorum. Köpeklerimi çok seviyorum. O deprem günü fırtına tipi deprem. Aynı zamanda köpeklerle uğraşıyorum. Talas kafeste kurtulmuştu, gittim. Talas'ı getirdim. Deprem gecesi saat 4'te olan depremde kümesin kapısı açılmıştı. Tavuklar hep bu karların içindeydi. Hepsini topladım arkadaşlar. O gibi işte koyunlarımı bir süreçte satmayacağım. Çünkü sonuçta çoluk çocuğumdur. Çoluk çocuğumun rızkıdır. Biraz idare etmeye çalışacağız. Allah büyüktür. İnşallah her şey daha güzel olur, daha olumlu olur. Her şey tek benim açımda değil, herkes açısında daha güzel olur. Bütün hasarlarımı onarmaya çalışacağım işte. Kendimi toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Gerek ki maddi, gerek ki psikolojik men. İnsanlar bunu yaşayan, bu ortamda kalan insanlar bunu bilir. Tabii ki herkes yüreğe ağlıyordur, üzülüyordur ama burada bunu yaşamak farklı bir psikolojidir, farklı bir yaşam şeklidir. Gene de Allah canımızı bağışladı bize. Şükrediyoruz. Yapacak bir şey yok. Geriden uyanıp, geriden kalkıp tekrarından işe başa, yani yorgunluğun, bedenin, bitkinliğin olmadığını düşünerek kalkıp yeniden kendini çırpıp hayata devam etmek. Çünkü çocuklarımız var, evimiz var, ailemiz var. Eğer mücadele etmezsen bu olmayacaktır. İyi seyirler, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese de öncelikle onu unutmayalım, temenniden arkadaşlara teşekkür ederiz. Hala cevap veremiyor bazen arkadaşlar. Çünkü şey oluyor, psikolojik mende insan da kaldığımız yerde düzgün değil, dışarılarda orada burada idare etmeye çalışıyoruz. Şu an daha kapalı alanlara girmiyoruz. Korkuyoruz. Dün 4-5 kere artış depremler oldu böyle hissedilir derecede. Yani binayı sallayacak şeyde. Daha insan psikolojik mende korkuyor. Herkese tek tek cevap vereceğimdir. Herkese teşekkür ederim. İyi temennilerinize dolayı gerçekten çok çok teşekkür ederim. Dayanışmada, insan dayanışması, daha önceki videomda da söyledim. Bu depremde en çok insan dayanışmasını sevdim. Çünkü insanlar birbirine rengi, ırkı, şekli olmadan birbirine omuz vererek, birbirine destek olarak insanları ayakta tutmaya çalıştılar. Herkesten Allah razı olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Düşmüş mal nüfus.
çakıl bombalı çünkü yakınca durdum işte bina. Yeni bir bina, eski değil ki. Aa şuraya bak. Öf. Bina yan gitmiş, dönmüş bina. Evet. Bina dönmüş ya. Havuğur gavre. Altınlar işte burada kaldı. O altınlar burada kaldı. Buranın içindeydiler. Bina yerle bak, kırmışlar, kesmişler. Kolonları kurtarma yapmak için. Ah şura, şurada da kurtarma yapmışlar. Göçmüş her taraf. Düz mü gittin Yusuf? Düz gittin, çarşıya gittin. Öf. Moloz yanına dönmüş. Moloz yanına şurada. Şuradaki bir dana hep gitmiş. Pis çökmüşler ya. Kat kat birbirine binmişler. Karton gibi olmuşlar. Üst üste hep karton gibi katlı pasta. Şu binaya baksana yere oturmuş. Devrilmemiş ama. Kolon patlatmış kendini bırakmış. Kolon patlatmış yere oturtmuş. Şuna aynı keza şey. Camiye baksana bir şey kalmamış caminin. Ulan kentimiz gitmiş. Bir şehrimiz yok bile. Neler olmuş lan? Bir şey kalmamış. Şey gibi yapmış. Ve şuraya bak. Şu bina, koca binaydı, yepyeniydi. Şu yolu kapatmış şurası. Enkazda burada insanlar var herhalde. Araçlar girdiğine göre. Şurada girdi korkak bir adam. Ulan biraz dipten git işte. Hadi arkanda arabaları geçiyor. Ulan dibe git. Ezane nereye alayım? Ağrı kesti var mı? Maşallah başka yerde bulamıyorum. Bura Malatya Caddesi. Yürüyecek caddemiz kalmadı. Çocukluğumuzun geçtiği cadde. Hiçbir şey kalmamış. Binalar böyle kar mar olmuşlar. İnsanlara göster ne olacak? Benim kötü olur. Bir yere mi? Alta girmiş abi. Basmış mı ne olmuş? Yok işte evden kalmamış. Yılmadın evden.
yapmışlar abi. Burayı çekildirmişti. Şu araba burada kalmış da geri patlamış. Arkadaşlar Elbistan'a geldik ama Elbistan burası arkadaşlar Malatya Caddesi Saraykent yolu. Birazdan tır giderse Saraykent yoluna gireceğiz. Kimse kalmamış. Herkes gitmiş. Hiç kimse. Arama kurtarma ekipleri var. Bir şeyler yapmaya çalışır. Şu araba çıkacak ya, buraya girelim bu araba. Gidecek insanlar var. Şehir. Hadi be kardeşim, oraya girilir mi şu zaman? Ha, o daha da park edecek. Yo yo, geldi biraz daha iyi. Şerif su. Burası Grand Hotel. Grand sağlam duruyor. Bu ne hal ya? Ama şu karşı taraf komple filan şehire dönmüş. Şu araya bak, şu bina, alel arabalar var önünde, dikkat et. Yavaş. Sağlı sollu evler çökmüş. Şu araba ne hale gelmiş, bak şu arabaya. Alta çökmüş, pat olmuş. Kaç tane araba, bir tane değil ki. Şunlar hep yatmış, hiç kalan yok ayakta. Hiç şu binaların hepsi yatmış. Şunlar hepsi yatmış, yatmış insanların yatakları, bazaları. Oturma grupları duruyor. Eşyaları, binalar nasıl yatmış? Bakın arkadaşlar, burası Elbistan, yaşadığımız kent, alışveriş yaptığımız yer. Binanın geliş şekline bak. Şuralar hep yerle bir olmuş, hiç kalanlar da, ayakta kalanlar da, hiçbir şey kalmamış ayakta kalanlar da. Sağla şu yeni bitti şu bina, şu karşıdaki bina bu yaz bitti. Bu sene yaptı. Bu sene yaptı. Hepsi gitmiş. Şu da yeni idali. Bu da sefer. Daha sıfır girmemişlerdi. Şuralar hep sağla sollu yerle bir etmiş. Bu ayaktaki binalar da çökmüş. Ali adama mı vuracaksın, ne yapacaksın? Yok. Sen pek bakma, ben bakarım, sen arabayı sür. Şuralar hep buralar. Sağlı sollu hepsi gitmiş. Yeni binalar da hep hasar almış, çok hasar almışlar. Hepsi... Yepyeni, daha kimse oturmadı burada. Bu sefer ama biraz ispirler yaptı. Ama bu da bir darbe almış. Çatlak almış. Neyse, şuna bak nasıl durmuş. Bu binayı da ben çok seviyordum. Seramiği falan güzel gözüküyor. Şu komple katlarını bölmüş. Komple katlar birbirinden ayrılmış, durmuş öyle. Katları bölmüş. Kimse yok Yusuf. Herkes gitti, kentini terk ettiler. Herkes camiye. Caminin minaresi düşmüş. Şu karşıdaki bina nasıl oturmuş? Yusuf şu da oturmuş. Hepsi. Bu pastanenin üstüydü. Pastane yere dibine girmiş. Yerin içine girmiş. Kimse kalmamış, araçlar kalmamış. Kurtarma ekipleri var, araç, askeriye var, polis var, operatörler i̇nsanlar var. İnsanlar kalmamış, insanlar İnsan hep diye gitmiş. Bir şey yok. İnsanlar hiç kimse hep gitmiş. Yok. Bizim şuradan dönmemiz lazım. Nereye? Kapalı. Ben şuraya gir. Şu kamyondan sonra kapı dönme. Şuradan gir, şuradan. Yok, oradan giremeyiz, girersek çıkamayız. Ya gir, orada yol var.
bizim daire binamız, yani bina derken dairenin bir tanesi bizim arkadaşlar. Çocukların okula gittiği daire. Bina sağlam duruyor. Aynı bunlar 5 binaydı. Şu karşıdaki nerede? 2 tane onlardı. Onlar yıkılmış. Bir tane kenarda, orada sağlam durmuş. Bizimkiyle bu sağlam durmuş. Sağlamdı da. İnşallah bir şey yoktur. Zarar tespit gelip kontrol edecek. Bakacak. Ona göre yol alınacak. İçine girmemiz için müsaade vermeleri lazım. Buralar hep böyle. Ama şu binalar hep gitmiş. Bizim kaldığımız daire ikinci kat. Şu birinci değil, ikinci kat dairede bizim dairemiz arkadaşlar. Çocuklarım burada okula gidiyordu. Okullar da arkada yakın. Bir hasar gözükmüyor. Çıkayım. Bir kapısına bakayım, geleyim arkadaşlar. Kapısı sağlam mı, değil mi? Kapı açık mı, kilitli mi? Bir de hırsızlar çıkmaya başlamış. Böyle içinde çatlaklar oluşmuş, merdiven boşluğu çatlakları. Ayakkabılar. Şeydir. Bir şey gözükmüyor gibi. Kapımız kilitli, çocuklarımın ayakkabıları. Kapı sağlam. Doğalgazı içe kapatalım ki hızlıca inelim. Afet. Şu an girmeye izin vermiyor da. Kapısını da çekeyim. Taş koymuştu. Bu kayacaktı. İnşallah Allah bir daha tekrarını göstermez arkadaşlar. İnsanlar rahatça yaşar. İnşallah bir şey olmaz. İçine girecektik. Affet müsaade etmiyor. Daha sonra karşı taraf eczaneydi. Fırındı. Hep onlar yerle bir olmuş arkadaşlar. O tarafa doğru hep çok yıkık alan var. Çok yıkılmış alan var. Böyle şekilde. Fırıncılardan 7 kişi vardı. 7 kişi de kurtulmamış. Hepsi vefat etmiş. Üzüldük. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yukarı ahırda yıkılan ahır bu. Talaz da burada bağlı. Talazı köpekler boğulmasın diye buraya getiriyor. Talaz. Yani ekmek getirdi. Talaz. Dur Talaz, dur Talaz, dur. Talaz, dur. Dur. Ekmek getirdim. Seninle ilgilenemiyorum. Al karnını doyur.
Yaptın mı sen? Hı? Allah nedir bu başımıza gelen böyle? Of. Of. Oğlum. Acıktı. Acıktı, acıktı. Bunlar panel saçlarımız. Sağlam akır bu şekil. Makaslardan koparmış, sökmüş, atmış. 7 yıllık bir ağrı, 7 yıldır bir şey olmadı. Hiçbir şey. Makaslar çok güzeldi. Kar. İsterse 1,5-2 metre yağsaydı gene sorun olmuyordu. Ama depreme dayanamadı. Deprem götürdü. Ahırımın, koyunlarımın yeri. Bu şekil çökmüştü arkadaşlar. Tokluların hepsi şu köşeye girmişti. Bu köşeye çökerken. Deprem günü. Şu köşede koçlar vardı. Koçların yanına sığınmışlardı. Demek ki hızlı bir şekilde düşmemiş. Yavaş yavaş düşmüş ki hayvanlar kendini ezmeden o köşeye sıkışmışlar. Bu köşeye sıkışmışlar da demiri kırdım bu demiri. Buradan çıkardım. Böyle. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey de yok. Karu. Talaza karu zarar vermesin diye buzoyla talazı bırakmadım. Dikkat ediyorum. Sizi ben doyurdum. Siz doydunuz. Karnınız tok. Karu, ne yapıyorsun? Miki de çiftleşti arkadaşlar. Karu ile birlikte çiftleşti. Bebekleri olur 60-70 gün sonra. Hayat her şekilde döngü dönüyor arkadaşlar. Gene dönüyor. Yaşam dönüyor. Karılarımız çok. Hava şey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Bunlar deprem günü ne biçim bize haber verdiler arkadaşlar. Sanki çiftliği kurt basmış ya da bir şeyler basmış gibi bir hepsi bir tedirgin olmuştu ki. Karı ayaklarını havaya kaldırıp havluyordu. Zıplayıp havluyordu. Ben köpeklerin havlamasıyla uyandım. Köpekler tarlanın içine kaçmıştı traktörün öbür yüzüne. Ben ne oluyor derken patlama başladı.